İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bağımsızlık günü arifesinde İsrail Dışişleri Bakanı Twitter'lerinde Ermenilere karşı uygulanan soykırım terimini kullanıyor. Çok az ve çok geç. Fransa Senatosu'nun Arsaha ilişkin karar metni. Avusturya Ulusal Konseyi heyeti Zidernakabert adlı Arminosit anıt kompleksini ziyaret etti. 28 Ocak'tan itibaren Artsakh vatandaşları Doğu Ermenistan'ı ancak mülteci belgesi ile terk edebilecek. Avrupa Birliği Gözlem Misyonu Doğu Ermenistan'da 1500. devriyesini gerçekleştirdi. İrlanda Sinema Severi gazetesi haberinde 2023'ün en iyi filmleri arasında Aurora'nın şafağı yer aldı. 19 Ocak 2024 Batı Ermenistan topraklarında Ermenistan devletinin fiilen tanınmasının 104. yıl dönümü. Bağımsızlık günü arifesinde Batı Ermenistan televizyonu sizlere Batı Ermenistanı ve sembollerini tanıtacak. Bugün yerli Ermeni milletinin haklarına ve Batı Ermenistan'ın haklarına da değinen 45 uluslararası anlaşma, sözleşme ve bildiriyi sunacağız. Bunlar arasında unvanlar. 1. Bir, Birleşmiş Milletler Şartı 26 Haziran 1945 2. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 10 Aralık 1948 3. İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 11 ve 14 nolu protokollerde yapılan değişiklikler ve eklemlerle birlikte Roma 4 Kasım 1950 4. Devletlerin Hak ve Sorumlulukları Hakkında Sözleşme 26 Aralık 1933 tarihinde imzalanmıştır. 5. Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme 9 Aralık 1948. 6. Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlarda Zaman Aşımı Tüzüğünün Uygulanmayacağına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 26 Kasım 1967. 7. Sömürgeleştirilmiş ülkelere bağımsızlığın verilmesine ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 14 Aralık 1960. 8. Her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin bildirge 20 Kasım 1963. 9. Uluslararası Anlaşmalar Hukuku Hakkında Viyana Sözleşmesi 23 Mayıs 1969. 10. Saldırganlığın tanımı hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 14 Aralık 1974 11 Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Haklarına Dair Bildirgesi 13 Eylül 2007 12 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Deniz Hukuku 10 Aralık 1982 13 Birleşmiş Milletler Bildirgesi Halkların Barış Hakkı 12 Ekim 1984 14 Kalkınma Hakkına Dair Bildirgesi 4 Aralık 1986 15 Ulusal veya etnik, dinsel ve dilsel azınlıklara mensup kişilerin haklarına ilişkin bildirge 18 Aralık 1992 16 Ulusal ve uluslararası düzeyde Birleşmiş Milletler hukukunun üstünlüğüne ilişkin bildirge 14 Eylül 2012 Ermeni halkının dostları ve Ermeni halkının yaşama, gelişme ve geleceğe sahip olma hakkının nasıl korunacağı hakkında. Kaliforniya Courier gazetesi editörü Harut Sasunyan yazıyor. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, Türk liderin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail'in Gazete Filistinlere karşı soykırım yaptığı yönündeki şikayetini desteklemesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ermenilere karşı işlenen soykırımı armenosidi hatırlattı. Dışişleri Bakanı Kat, 12 Ocak 2024 tarihinde Twitter sayfasında şunları yazdı: Geçmişte Ermenilere karşı soykırım armenosid uygulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şimdi İsraili asılsız iddialarla hedef alarak övünüyor. Biz Ermenleri ve Kürtleri hatırlıyoruz. Tarihiniz kendi adına konuşuyor. Kendimizi sizin barbar müttefiklerinizden onları yok etmeden koruyoruz. İsrail-Hamas çatışmasının daha geniş bağlamında İsrail'in Türkiye'ye yönelik eleştirilerinde Ermenilere karşı uygulanan soykırıma Armenoside atıfta bulunması bir dizi önemli soruyu gündeme getirmektedir. On yıllar boyunca Ermenilere karşı uygulanan soykırımı armenosidi tanımayı reddeden İsrail Dışişleri Bakanı, ülkesinin çıkarlarına hizmet ettiğinde birdenbire Ermenilere karşı uygulanan soykırımı Armenosidi hatırladı. İşte tweetine ilişkin yorumlarım. 1. İsrail Dışişleri Bakanı'nın Ermenilere karşı uygulanan soykırımı Armenosid'den bahsetmesi resmi tanıma olarak değerlendirilemez. Bu ancak İsrail parlamentosunun Kinasit'in Ermenilere karşı işlenen soykırımı Armenosid'i tanıyan bir kararı kabul etmesiyle gerçekleşebilir. 2. Bu, İsrailli bir bakanın Ermenilere karşı uygulanan soykırımı Armenosid hakkında ilk kez konuşması değildir. İsrail'in diğer üç eski bakanı da hükümetteyken benzer tanıma açıklamaları yapmıştı. Eğitim Bakanı Yossi Sarit, 24 Nisan 2000 tarihinde şu açıklamayı yapmıştır. Ermeni toplumunun üyeleri size karşı uygulanan soykırımınızın 85. yıl dönümünü andığınız bu anma gününüzde size katılıyorum. Bir insan, bir Yahudi, bir İsrailli ve İsrail Devleti'nin eğitim bakanı olarak burada sizinle birlikteyim. Adalet Bakanı Yossi Beylin, 2000 yılında 24 Nisan'da yaptığı açıklamada Yaşananlar soykırım olarak tanımlanamaz. Bir buçuk milyon insan yok oldu. Bu ihmal değil, kasıtlıydı. Daha önce 1994 yılında Dışişleri Bakan Yardımcısı iken Beylin, Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit hakkında benzer bir açıklama yapmıştı. Göçmen Bakanı Yair Saban, 1995 yılında İsrail'deki Ermeni toplumu için düzenlenen anma törenlerine katılmış ve Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid'in tanınması çağrısında bulunmuştur. 3. Bununla birlikte İsrail Knesset'i son yıllarda birkaç kez Ermenilere karşı uygulanan soykırımı Armenosid'i tanıyan bir karar kabul etme girişiminde bulunmuştur. İsrail hükümeti her seferinde Türkiye'yi memnun etmek için kararı engellemiştir. 4. İsrail'in Ermenilere karşı uygulanan soykırımı Armenosidi Türkiye ile sorunlu ilişkilerinde bir pazarlık kozu olarak kullanması kabul edilemez. Holocaust'tan kurtulan bir ülke olarak İsrail Devleti, Ermenilere karşı uygulanan soykırımı Armenosidi tanıyan ilk ülke olmalıydı. Umarım son ülkede olmayacaktır. 5. İsrail hükümetinin Ermenilere karşı uygulanan soykırımı Armenosidi inkar ettiği için özür dilemesi de kabul edilemez. İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkiler iyi olduğunda İsrailli yetkililer Ermenilere karşı uygulanan soykırımı Armenosid yüzünden Türkiye ile iyi ilişkilerimizi bozmak istemiyoruz diyorlar. İlişkiler kötü olduğunda ise Bugün olduğu gibi İsrail şöyle diyor. Ermenilere karşı uygulanan soykırımı Armenosidi tanıyarak Türkiye ile ilişkilerimizi daha da kötüleştirmek istemiyoruz. İsrail böylece uluslararası toplum nezdinde soykırım inkarcısı olarak itibarını zedelemiştir. 14 Ocak 2024 tarihinde İsrail Hayom gazetesi Nadav Şiragan'ın Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosidi şimdi tanıyın başlıklı makalesini yayınladı. Yazar cesurca şöyle yazıyordu. İsrail hükümetinin Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosidi tanımayı reddetmesi açık bir ahlaki iflas vakasıdır. 1989 yılında anlatan Yahud Dışişleri Bakan Yardımcısı iken ve ahlaki profilini daha kaybetmemişken siyaset ve diplomasinin ötesine geçen konular vardır. Soykırım bu kategorinin çarpıcı bir örneğidir. Fransız Senatosu Bakü'nün Artsah'taki askeri saldırısını kınayan ve Doğu Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmeye yönelik başka herhangi bir girişimi engelleyen bir kararın kabul edilmesini görüşecek. Karar taslağında şu ifadeler yer alıyor. Fransız Senatosu Azerbaycan'ın müttefiklerinin desteğiyle 19 ve 20 Eylül 2023 tarihlerinde Artsakh Dağlı Karabağ'da gerçekleştirdiği ve orada yaşayan Ermeni nüfusun neredeyse tamamının sürülmesine yol açan askeri saldırıyı şiddetle kınar. Senato Artsakh Dağlı Karabağ'daki Ermeni nüfusu da kapsayan halkların kendi kaderini tayin hakkına saygının Azerbaycan ve Doğu Ermenistan arasında istikrarlı bir barışa giden tek yol olduğunu ve devletlerin bu hakka saygı göstermek ve korumakla yükümlü olduğunu hatırlatır. Sonuç olarak uluslararası toplum Azerbaycan'dan Ermeni nüfusun güvenlik ve refahını garanti altına alacak koşullarda Artsahdalı Karabağ'a dönme hakkını garanti altına almak için her türlü çabayı göstermesini talep etmekle yükümlüdür. Senato, Fransız hükümetinin topraklarından mülteci durumuna düşen Artsahdalı Karabağ'daki sivil nüfusun temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Doğu Ermenistan'a insani yardımda bulunma girişimini memnuniyetle karşılar ve hükümetin Avrupalı ortaklarını da aynı şekilde hareket etmeye teşvik etmesini önerir. Senato Doğu Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün dokunulmazlığını bir kez daha teyit eder ve Azerbaycan birliklerinin Doğu Ermenistan'ın egemen topraklarından derhal ve koşulsuz olarak çekilmesi çağrısında bulunur. Senato Fransız hükümetini, Avrupa Birliği'ni ve uluslararası toplumu, Azerbaycan ve Türkiye'nin yanı sıra Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne ve Kafkasya'da barışa yönelik engellerine karşı oluşturdukları tehlike konusunda uyarır. Senato, Doğu Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü korumak ve güvenliğini sağlamak için askeri araçlar da dahil olmak üzere gerekli araçlara sahip olma hakkını desteklemektedir bu bağlamda Fransız hükümetinin Doğu Ermenistan'a askeri teçhizat sağlama kararını memnuniyetle karşılar. Senato, Arsah Dağlı Karabağ Cumhuriyeti'nin siyasi liderlerinin bu bölgenin nüfusunun yasal temsilcilerinin keyfi olarak tutuklanmasını kınamakta ve derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulunmaktadır. Senato, Fransız hükümetinden Artsahtalı Karabağ'da tutulan sivil ve askeri tutukluların derhal serbest bırakılmasını ve savaşta ölen Ermeni askerlerin naaşlarının yaptırım tehdidi altındaki Azerbaycan Cumhuriyeti'nden derhal iade edilmesini talep eder. Azerbaycan ve Doğu Ermenistan'ın uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak kültürel ve dini mirasa saygı gösterilmesi çağrısında bulunur ve Artsahtalı Karabağ'daki Ermeni binalarına, kalıntılarına, koleksiyonlarına ve kültürel değerlerine yönelik tecavüzleri şiddetle kınar. Artsakh Dağlı Karabağ'ın mirasının korunması konusunun silahlı çatışma durumunda kültürel değerlerin korunması hükümetler arası komitesinin gündemine acilen alınması gerektiğini vurgular ve Azerbaycan'ın bu komiteden çekilmesi çağrısında bulunur. Kültürel ve dini mirasının durumu hakkında bilgilendirici bir rapor hazırlamak üzere UNESCO himayesinde uluslararası bir uzmanlar grubunun derhal oluşturulması ve Arçahtalı Karabağ gönderilmesi gerektiğini vurgular. Fransız hükümetine Azerbaycan'ın doğu Ermenistan'a yönelik birçok saldırgan eyleminin tüm diplomatik sonuçlarını kabul etmesi ve Avrupalı ortaklarıyla Avrupa Birliği'nin Azerbaycan ile ilişkilerinin tamamen gözden geçirilmesi konusunu görüşmesi çağrısında bulunur. Azerbaycan tarafından gerçekleştirilen askeri saldırganlığın cezalandırılması için Azerbaycanlı liderlerin mal varlıklarına el konulması ve Azerbaycan'dan gaz ve petrol ithalatına ambargo konulması da dahil olmak üzere en kararlı uygun karşı önlemlerin yanı sıra hükümeti Güney Kafkasya'da istikrarlı bir barışın tesis edilmesi için Azerbaycan'ın diplomatik kanallar aracılığıyla müzakere sürecine derhal ve barışçıl bir şekilde dahil olmasını sağlamak için elinden geleni yapmaya çağırır. Avusturya Ulusal Konseyi üyesi Eva Ernest Zidziş başkanlığındaki heyet, Doğu Ermenistan Avusturya Dostluk Grubu Başkanı Şirak Torosyan eşliğinde Zizernagabert adlı Armenosit Anıt Kompleksini 17 Ocak'ta ziyaret etti. Konuklar, Ermenilere yönelik soykırım Armenosit kurbanlarının anısına sonsuzluk ateşi önüne çiçekler bıraktı ve şehit azizlerin anısını onurlandırdı. Heyet üyeleri, Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit müze Enstitüsü'nü ziyaret ederek sergilerin eserleri ve soykırımı belgeleyen belgeleri inceledi. Doğu Ermenistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülke içinde yerinden edilmiş 36 binden fazla kişinin Artsahtan Doğu Ermenistan'a mülteci statüsü için başvuruda bulunduğunu bildirdi. Arsat vatandaşlarının 28 Ocak'tan itibaren yurt dışına seyahat ederken bu belgeyi pasaportlarında bulundurmaları gerekiyor. 16 Ocak itibariyle 28 bin 490 kişi geçici koruma sertifikası yani mülteci almış ve 35.000'den fazla sertifika basılmıştı. Doğu Ermenistan'daki Avrupa Birliği İzleme Komisyonu sınır bölgelerinde 1500. devriyesini gerçekleştirdi. Bu haber Doğu Ermenistan'daki Avrupa Birliği İzleme Misyonu tarafından X'in mikroblogunda yayınlanan bir makaleyle duyuruldu. Yönetmen Inna Sahakyan'ın animasyon filmi Aurora'nın Şafağı, İrlandalı sinema ve televizyon haber kaynağı Sinefile'ye göre 2023'ün en iyi 25 filmi arasında yer aldı. Bu haber Doğu Ermenistan Ulusal Film Merkezi tarafından bildirildi. Aurora'nın Şafağı, Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit'ten kurtulan Arşalus Aurora Mardiganya'nın eski bir Hollywood sessiz filminin yıldızı olma yolculuğunu anlatan dokunaklı bir insan hikayesi olan melez bir animasyon arşiv belgeseli. Birçok ülkede gösterilen ve ödüller kazanan filmin Hindistan premierleri 20 ve 21 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Filmin yapımı Doğu Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından desteklendi. Film Ermeni, Alman, Litvanya ortak yapımı. Yapımcılar Vartan Ovanisyan, Kristian Betz, Just Mihailinet. Film Zoryan Enstitüsü'nün bilimsel desteğiyle çekildi ve Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid'in sözlü arşivlerine dayanıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Batı Ermenistan'ın ulusal marşı olan Zartırlağı adlı eseri sunuyoruz. Serin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.